Medyascope'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Ben Meryem Melek Köse. Bu hafta Amerika'dan bir konuğum var. Beyza Boyacıoğlu. Kendisi belgesel yönetmeni ve kurgucu aynı zamanda. Hoş geldin Beyza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim konuk olduğun için. Bugün çok ilginç bir proje konuşacağız aslında. Zeki Müren Hattı projenin ismi. Çok aşina olmadığımız bir belgesel türü diyebiliriz herhalde, değil mi? Belgeseli deniyor türüne. Beyza, projenin detaylarını konuşacağız ama öncelikle kendinden biraz bahseder misin? Neler yapıyorsun? Bahsedeyim. Ben New York'ta yaşıyorum. Burada kurgucu olarak çalışıyorum belgesel alanında daha çok. Ama işte aynı zamanda da bu kendi yaptığım, yönettiğim projeler var. Bu 2015 senesinden beridir üzerinde çalıştığım Zeki Müren Hattı projesi mesela. İşte onlar daha çok böyle tutku projelerim olup aynı zamanda kendimi para kazanmak için bir yandan kurgu yapıyorum. O da çok sevdiğim bir alan aslında. Yönetmenlikle bence çok benzeşiyor. Hatta çalıştığım bir sürü belgesel projesinde kurgucunun yanında senarist kredisi de veriliyor. Çünkü belgesel alanında kurgucular çok önemli bulunuyor bu alanda. Hikaye şekillendirme açısından. Böyle, yani İstanbul'da büyüdüm ben. Sonra 10 sene önce Amerika'ya gelmiştim okumak için. Ve de önce daha İstanbul'da görsel sanatlar okumuştum Sabancı Üniversitesi'nde. Ama hep Sabancı'da belgesel dersi almıştım Can Candan'dan ve o zamandan beridir hep aklımda böyle belgesel yapmak vardı. Çünkü yani her zaman sinemayla çok ilgiliydim ama böyle belgeselin o aldığım derste ne kadar değişik formlar alabileceğini göstermişti işte Can Candan'ın dersi. O yüzden işte burada okuduktan sonra bir belgesel misafir sanatçı programına davet edilmiştim. Orada ilk kısa filmimi yaptım ve de o zamandan beridir hep belgesel alanında devam ediyorum. Çeşitli pozisyonlarda. Biraz da projeyle ilgili konuşalım istiyorum. Bu Zeki Müren Hattı projesi 2016 yılında başladın değil mi? 2016. Yanlış hatırlamıyorum. 2015. 2015, tamam. Nasıl bu fikir gelişti? Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Nasıl başladın? 2015 senesinde aslında bir daha klasik bir uzun metraj belgesel yapma amacıyla ortaya çıkmıştı Zeki Müren projesi. Yani Zeki Müren hep benim çok ilgimi çeken bir karakterdi. Çocukluğumdan beridir hep işte çok aşina olduğum, anneannemin en sevdiği sanatçıydı mesela ve de anneannem çok böyle muhafazakar, namazında, niyazında böyle klasik bir Türk anneannesiydi. Ama bir yandan da hani böyle Zeki Müren gibi çok sıra dışı, queer bir karakteri sevmesi hep beni böyle çok şaşırtmıştır. Tabii yani küçükken çok bunun farkına varmamıştım ama hani daha ileride düşününce Allah Allah ya falan diye bu konu çok ilginç gelmişti bana. Sonra 2015 senesinde yüksek lisansımı yapıyordum MIT'de karşılaştırmalı medya çalışmaları bölümünde ve de konu olarak Zeki Müren'i konu edinmeye karar verdim tez projesi olarak. Ve de Zeki Müren'in işte yıldız imgesini araştırmak, işte bu herkesi nasıl da memnun edebilen, böyle Türkiye'nin ortak paydası olabilen bir karakter olduğunu araştıran bir yazılı bir çalışma olacaktı. Hani bir yandan da bir belgesel çekmek istiyordum. Benim daha geçmişim daha pratik sanat üretiminden geldiği için. İşte 2015 yazında Türkiye'ye geri dönüp yazın çekimler yapmaya başladım. Ve de ilk önce daha klasik yöntemlerle ilerliyordum. İşte Zeki Müren'in yakınları, işte onu konu edinen, onun uzmanı olmuş gazeteciler, işte en yakın arkadaşı, yok işte onun hakkında doktora tezi yazmış insanlar gibi. Hani Zeki Müren'in uzmanı sayılabilecek ya da yakını onu şahsen tanıyan insanlarla görüşmeye başladım. Bir
böyle bir araştırma çekimleri yapmaya başladım o sırada. Ama bu süreç içinde o yaz bir de ilginç bir şey oldu. Benim Zeki Müren belgeseli yaptığımı öğrenen işte eş, dost, tanıdık ya da sokakta beni kamerayla görüp de ne yapıyorsun diye sorup öğrenen insanlar böyle bana Zeki Müren'le ilgili hikayelerini anlatmaya başladılar. O bana çok ilginç geldi çünkü hani benim röportajda oturup da anlattıramayacağım hikayeleri insanlar bana kendi rızalarıyla arayıp anlatıyorlardı. İşte annemin arkadaşı mesela telefonda, aa Beyza'yı ver, benim de bir hikayem var deyip telefonda beni isteyip işte orada bir şey anlatıyor. Ben böyle ah keşke kameram olsa yanımda ya da keşke kaydedebilseydim bunu dediğim böyle hikayeler duyuyordum. İşte sonra orada benim aklımda bir ampul yandı. Hani nasıl bu çeşit çeşit insanın, yani sokaktaki insanın Zeki Müren hikayelerini nasıl toplayabiliriz diye bir düşünmeye başladım. Çünkü böyle sanki böyle bir Zeki Müren veri tabanı var. Hepimizin böyle bilinç altında. Hani o bilgileri nasıl toplayabilirim diye bir yöntem düşünmeye başladım. Ve de bu hani herkese teker teker gidip röportaj yapabileceğim bir format olamazdı. İşte bu sırada aklıma şey geldi. Benim yüksek lisansı yaptığım yerde aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. Open Documentary Lab isimli bir laboratuvarda. İşte Open Documentary Lab'in de özelliği işte yeni formlar, yeni teknolojiler, işte VR, AR, interaktif formatlar falan gibi yeni işte medya alanlarını, mecralarını hikaye anlatımı için nasıl kullanabiliriz? Bunu araştırıyorlardı. Ve de orada Vojo diye bir aracı öğrenmiştim. Bu da Vojo hiç teknoloji, yani yüksek teknoloji gerektirmeyen, akıllı telefona bile ihtiyaç duymayan, internete gerek olmadan herhangi bir telefonu kullanarak bir telesekreter hattı kurmanıza izin veren bir teknoloji. Ve de bu işte kurduğunuzda telefon hattını herkes o hattı, yani bir ev telefonundan bile arayabiliyorsunuz ve de oraya bırakılan mesajlar bir internette bir server'a yükleniyor. Orada bir veri tabanı oluşuyor. Ben de işte bu iki fikri birleştirip, noktaları birleştirip bu Vojo'yu kullanarak bir telesekreter hattı kurmaya karar verdim. İsmini de Zeki Müren hattı koydum. Ve de amacım bu şekilde, yani toplumun her kesimine hitap eden bir starın hikayelerini, anılarını, onun bize ne ifade ettiğini, insanların onunla ilgili dertlerini, her türlü fikrini bir şekilde toparlayabilmekti. Ve de işte Zeki Müren hattı, o 2015 Haziran'ıydı sanırım, o sırada bu şekilde doğdu. Zekimüranhatti.com'dan ulaşabilirler değil mi? Evet. Erişebileceği bir site ve ilk girdiğimizde ne görüyoruz? Biraz bundan bahseder misin? Yani o şey oluştururken, kurgusunu yaparken nelere dikkat ettin? İşte bu bahsettiğim telesekreter hattını kurduktan sonra bu hat bir anda viral oldu bir şekilde. Ve de yüzlerce mesaj geldi o yaz ve de işte 2016'nın ilk aylarında sanırım. Sonra işte bu tarz belgesellerde işte daha çok böyle bir veri tabanı oluşturan ve de onlardan bir hikaye çıkarmaya çalışan belgesellerde hep işte şey sorun var. Veri tabanını oluşturmak daha kolay bir iş ama sonra hani o gelen malzemeden onu nasıl organize edeceksin, nasıl bir hikaye çıkaracaksın gibi bir soru çıkıyor ortaya. İşte ben de sonra okula geri döndüğümde yine bu Open Documentary Lab'de tanıştığım orada misafir sanatçı olan o süre içerisinde Jeff Soik isminde bir medya sanatçısıyla ortak çalışmaya başladım. Jeff'in de işleri hep böyle topluluk, işte küçük topluluklar üzerine odaklanan ve de işte böyle interaktif hikaye anlatımını çok düşünceli bir şekilde kullanan projeler yapmıştı daha önce. Yani çok beğeniyordum işlerini ve de o sırada Zeki Müren'i tanımıyordu bile. Ama gelen mesajları görünce o da çok etkilendi. Ya sanırım Zeki Müren'i tanımasa bile şey, yani insanların böyle bir popstar
pop yıldızı üzerinden birleşip böyle çok samimi mesajlar bırakması, o hisleri hissetmesi sanırım böyle evrensel bir his. Oradan yakaladığı Jeff'i de. Ve de beraber çalışmaya başladık. Tabii projenin tasarımında Jeff'in çok büyük etkisi oldu. Yani biz senelerdir bu projenin tasarımı üzerinde konuşuyoruz. Çünkü önce bir masaüstü versiyonunu yaptık. O festivallerde gösterildi. Şimdi mobil versiyonunu yaptık. O da daha yeni halka açıldı. Ve de işte senin soruna geri dönersem. Projeye girdiğinizde işte önce Zeki Müren de bizi duyacak mı diye bir sayfa karşılıyor sizi. Sonra Zeki Müren'in çeşitli fotoğraflarından bir gif görüyorsunuz ve de o böyle bir Zeki Müren'in performansına dönüşüyor. İşte Sensiz Saadet neymiş tatmadım bilemem ki şarkısını Zeki Müren'in sahnede söylediği bir kayıt bu. Ve Zeki Müren'in canlı konser kaydını ben çok görmedim. Çok nadir ve Zeki Müren'in kendi arşivinden çıkmış bir kayıt bu. Siyah beyaz bir film kaydı. Bunu izliyorsunuz ve de orada Zeki Müren'i anlatan birkaç cümle geçiyor ve de işte kaydıra kaydıra ilerliyorsunuz ve de sonra Zeki Müren hattı mesajlarına geliyorsunuz. Bu mesajları Zeki Müren'in arşivlerinden çıkmış görüntülerle, işte çeşitli gifler ya da fotoğraflar, animasyon değil, illüstrasyonlar bizim animasyona dönüştürdüğümüz, işte gazino davetiyeleri ya da işte gazete küpürleri, bu çeşit arşiv malzemeleriyle birleştirdik bu hatta gelen mesajları ve de olabildiğince görselleri sade tutmaya çalıştık. Çünkü bizce ses kayıtları çok etkileyiciydi zaten, onların önüne geçmemesini istedik. Ve de yani bu hani interaktif web belgeseli ne diye sormuştun sanırım. Hani orada lineer olarak da deneyimleyebilirsiniz sırasıyla. Ama onu yapmak zorunda değilsiniz. Karışık bir şekilde istediğin mesajı dinleyip istemediğini atlayarak, ilk mesajı ve son mesajı dinleyerek, gerisini dinlemeyerek. Yani istediğin gibi aslında projeyi deneyimleyebilirsin. Hani burada daha geleneksel belgesellerden farklı, daha özgür bir deneyimleme yöntemi var. Peki az önce masaüstü versiyonunu da ilk denedik dedin. Bu bildiğimiz klasik o yani şey video hali mi oluyor? Yok, o da aynı şekilde interaktif bir formattı. O da bir web belgeseliydi ama sadece laptop ve bilgisayarlarda çalışıyordu. Ha, çünkü ünlü ortam açısından. Evet, çünkü biz onu önce festivallerde sergilemek üzere yaptık. Hı. Ve de yani bilgisayar ekranında sergide gözükmesinin daha uygun olacağını düşünmüştük o mecralar için. Hı-hı. Hatta işte Amsterdam'da İTFA Festivali'nde gösterildi. Kanada'da Montreal'deki Belgesel Festivali'nde, New York'ta, hı-hı, Almanya'da, sonra IF İstanbul'a gösterildi bu masaüstü versiyonu. Ama sonra halka açmak istediğimizde tabii ki herkesin bilgisayarı olamayacağı için ve çoğu insanın akıllı telefonu olduğu için mobil versiyonunu geliştirmemiz gerektiğini düşündük en çok insana ulaşabilmek için. O da işte bayağı vakit aldı onu geliştirmek. Ancak işte 2021 sonunda, 2022 başında onu bitirebildik. Peki o arada yani farkı gözlemlemeye başladınız mı? Hani mobilde daha çok erişim sağlıyor masaüstüne göre gibi. Yani zaten masaüstü versiyonu sadece festivallerde gösterildi. Halka açık değildi. O yüzden biraz farklı şimdi. Şimdi tabii ki daha çok kişi görüyor. Geri dönüşler nasıl oluyor peki projeye karşı? Yani geri dönüşler güzel. Yani insanlar sosyal medyada paylaşıyorlar. İşte yorum yapıyorlar. Yani bize özel olarak yazan insanlar var. Bayağı yani beğenildi diye anlıyorum. Ama işte internette bir proje açmanın zorluğu da yani böyle bir projeyi yaymak ekstra bir efor
gerektiriyor. Çünkü hani bir festivale gittiğinizde festival sizin promosyonunuzu yapıyor zaten. Orada premieriniz oluyor falan filan. Hani online bir proje açınca onu bir de işte sosyal medya kampanyası, işte görünürlülük kazandırma gibi ekstra bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Ama yani o da keyifli bir iş. Zaten ben senelerdir Zeki Müren üzerine araştırma yaptığım için hani böyle sosyal medya kanallarını yönetip işte kendi araştırmamdan ya da işte başka insanların Zeki Müren üzerine yaptığı işleri paylaşmaktan, işte Zeki Müren altı mesajlarını oraya koymaktan zevk alıyorum açıkçası. O şekilde de hani yaşamaya devam eden bir proje. 3 sene açık kalacak zaten. 3 sene sonra ne olacak? Yani telif haklarını 3 senelik izin alabildik sadece. Hem Zeki Müren'in kendi varislerinden hem de işte kullandığımız malzemelerin sahibi olan insanlardan. Yani anladım. Bizim de evet maalesef yani telif hakları çok pahalı işler. O yüzden hani biz de hatta biz Kickstarter yaptık, bir kitle fonlama kampanyası düzenledik bu telif haklarını karşılamak için. Ve de sadece 3 seneliği şu anda karşılayabildik. Vallahi kısmet sonrasında. Yani kapamak zorunda kalacağız herhalde. Anladım. Eğer ekstra bir fon bulamazsak. Bu yani şeyin içerisindeki mesajlar çok ilginç, çok samimi ve böyle çok hem insanların Zeki Müren'e karşı neler hissettiğini anlıyoruz. Kendi hayatlarından da bir parçayı aslında yansıtmışlar işte. Kimisi sevdiğinden bahsediyor, kimisi başka bir şeyden, Zeki Müren'e karşı hayranından bahsediyor. Senin böyle en ilginç bulduğun mesaj ya da mesajlar hangileri en dikkatini çekiyor? Yani birçok çok ilginç mesaj var. Zaten hani yüzlerce mesaj gelmişti. Biz onu sanırım 32 mesaja indirdik. Yani bunlar da en ilginç olanlarıydı. Aynı zamanda bir tematik denge de yakalamaya çalıştık. Yani hani bazıları daha biyografik, bazıları daha anılar bazlı. Ama bazı mesajlar tamamen insanların hisleriyle alakalı. Ya da tamamen kendi duygularıyla alakalı. Mesela işte bir adam var, işte annem işte 5 sene önce öldü, her gün Zeki Müren şarkısı dinliyorum diye arıyor. Ya da işte Zeki Müren'i bir queer ikonu olarak gören kişilerin aramaları var çok fazla, ki ben onlara ekstra önem veriyorum. Çünkü Zeki Müren çok büyük bir LGBT ikonu aslında, ama bu hani Zeki Müren'in ana akım temsillerinde bu biraz arka plana atılan bir özellik. Ama aslında hani çoğu insanın hayatını kolaylaştırmış, işte 60-70-80'lerde hani dünyada LGBT ikonları bu kadar açık olamazken Türkiye'de bu kadar progresif olmuş bir kişilik yani. O yüzden o mesajlara ekstra önem verdim. Onun dışında yani bir tane mesaj var mesela, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki İşte 2016 senesinde bir patlama olduğunda onun arkasında hemen aramış birisi var. Onu duyduğumda böyle çok şok olmuştum. Çok ilginç gelmişti. Yani hani böyle büyük bir toplumsal bir çok kötü bir olay oluyor. Ve de bunu konuşmak için arkadaşını değil Zeki Müren hattını arıyor. Ya başka çok ilginç gelen şeylerden biri de mesela bir mesajda bir babayla kızı arasında bir kavga değil de böyle tatlı bir tartışma diyelim yaşanıyor. O bayağı ilginç gelmişti bana. Çünkü o mesela telesekreter hattının böyle evlerin oturma odasına girebilmesiyle de çok alakalı bir mesaj. Yoksa hani ben o eve girip röportajlar yaparak ya da o kişileri belgeselci olarak aylarca belki takip etsem o kadar samimi bir anı yakalayabilirdim. Ben bir birey olarak, bir yönetmen olarak o mekanın içine girip kendimi insanlara alıştırıp da hani o samimiyete anca belki aylarca onlarla vakit geçirdikten sonra gelebilirdim, ama insanlar
bu hattı kendi rızalarıyla, onlardan ben istemeden, ben onlara soru sormadan, onlar kendi istekleriyle aradıkları için hani çok rahat, çok samimi bir şekilde hikayelerini anlatmışlar. Orada işte bu mesela kızı işte Zeki Müren'den bahsediyor. Sonra arkadan babası ben Zeki Müren'i sevmiyorum, ne alakası var falan diye kızına çıkışıyor falan. Yani çok ilginç bir anı yakalamış orada ses kaydı mesela. O da işte dediğim gibi telesekreter hattının o mecranın özelliğinden evlerin içine girip böyle çok samimi ses kayıtları toplayabilme özelliğinden kaynaklanıyor bence. Böyle kimi zaman kara kutu görevi de görmüş. Ne, nasıl yani? Yani hani işte kimseye söylemediğin şeyi söylersin ya hani oraya. Ha evet. Evet, bence de mesela bence bir sürü kişinin Zeki Müren'in cinsiyet kimliğiyle ilgili müzakere ettiği mesajlar var. Hani çok bence iyi niyetle, hani anlayamıyorum neden öyle giyiniyor falan. Hı-hı. Hani böyle bu sorunun cevabını biliyorsunuz, beni arayın falan. Hani böyle hakikaten bir merak var ama tam bir anlam verememe durumu var. Hani böyle bir sürü insanın bıraktığı o tarz mesajlar da var. Hani belki kendi arkadaşlarına açık açık sorulamayan sorular, hani bu telefon hattında hem yani karşında kim olduğunu bilmiyorsun ama bir yandan da çok samimi bir ortam var. Hani kendi evinde arıyorsun, kendi baş başa telefonunda konuşuyorsun falan. Hani insanların belki de çok toplulukta dile getirmeye korktukları sorular da sorulmuş olabilir gibi geliyor bana. O açıdan da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dediğin gibi yani çok klasik bir belgesel tarzında ilerleseydi belki çok daha değişik bir şey çıkacaktı ortaya. Şimdi evet. Daha çok farklı bir düzeyde, farklı bir yerde. Umarım 3 yıl sonra da devam eder. Yani bir şekilde fon bulursunuz ve devamı gelir diye umut ediyorum. Peki senin ileride planladığın projeler ya da yapmak istediğin şeyler var mı böyle bu? Hani işte hem interaktif olsun hem klasik anlamda olsun. Zaten kurgu da yapıyorsun bir yandan. Evet, yani şu an aslında ya bu Zeki Müren projesine o kadar uzun zamandır üzerinde çalışıyordum ki hani şu an ilk defa bir boş anım oldu. Hani kendi kişisel projemi düşünmek için. O yüzden ben de heyecanlıyım, hani şu an aklımda bir şey yok aslında. Hani yeni bir projeye başlamak için heyecanlıyım ama ne olduğunu ben de şu an bilmiyorum. Ve bu uzun maratondan çıktım, böyle birazcık beynimi boşaltıp şimdi yeniler düşünmek için heyecanlıyım aslında. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin bir şey? Yok, çok teşekkürler davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim vakit ayırıp geldiğin için. O zaman tekrardan hatırlatalım. zekimurenhatti.com'dan bu interaktif belgeseli deneyimleyebilirsiniz. 2 hafta sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.